Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıfın 7. ünitesi olan Holidays yani tatiller adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu ünitede tatilde yaptığımız aktivitelerin İngilizce isimlerini ve ayrıca bazı önemli dil bilgisi kurallarını öğreneceksiniz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla kalıcı bir hale getirmek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize tatilde yaptığımız aktivitelerin İngilizce öğrenmekle başlayalım. Activities Aktiviteler demektir. Tatilde yaptığımız aktivitelerin İngilizceleri şunlardır. Swimming Yüzme Doing gardening Bahçe işleri yapma Doing gardening Bahçe işleri yapma Walking on the beach Kumsalda yürüme climb a tree ağa tırmanmak chat on the net internette yazışmak go to the seaside deniz kenarına gitmek take a boat tour bot turu yapmak stay in a tent çadırda kalmak draw a picture resim çizmek swim in the river nehirde yüzmek Go sailing. Deniz açılmak. Waterski. Su kayağı. Go on a sightseeing tour. Gezi turuna çıkmak. Pick flowers. Çiçek toplamak. Catch fish. Balık yakalamak. Pick up shells. Deniz kabuğu toplamak. Diving dalmak. Go camping, kamp yapmak. Hiking, trekking, doğada yürüyüş yapma. Snowboarding, kar kaya. Skiing, kayak yapma. Skating, patenle kaymak. Making a snowman, kardan adam yapma. Playing snowball, kar topu oynama. Picking fruit. Meyve toplamak. Making a sand castle. Kumdan kale yapma. Walking in the forest. Ormanda yürüme. Visiting an ancient city. Antik şehri ziyaret etme. Paragliding. Yamaç paraşütü. Surfing. Surf yapma. Ice skating. Buz pateni yapma. Rollerblading paten sürme. Ride a horse, ata binme. Rafting, rafting yapma. Scuba diving, tüplü dalış. Climb a mountain, dağ tırmanmak. Going to fun fair, luna parka gitme. Visiting a museum, müzeyi ziyaret etmek cycling, bisiklet sürme, playing beach volleyball, kumsalda voleybol oynamak, have a picnic, piknik yapmak, visit grandparents, büyük anne ve babayı ziyaret etmek, watch a documentary, belgesel izlemek, see famous places, ünlü yerleri görmek. Öğrendiğimiz aktivitelerle ilgili kısa bir alıştırma çözelim. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Alıştırmaya geçmeden önce ne yapıyoruz? Yukarıdaki kelimeleri tekrar edip hatırlıyoruz. Stay in a tent, çadırda kalmak. Go sailing, denize açılmak. Fishing, balık tutmak. Pick fruit, meyve toplamak. Swimming, yüzmek. Go sightseeing, giz turuna katılmak. Bunları şimdi aşağıdaki resimlerle şiştirelim. Birinci resimdeki kişi yüzüyor buraya. Swimming, gelir. İkinci resimde deniz açılmak vardır. Go sailing. Üçüncü resimde meyve topluyor. Pick fruit. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. Balık tutmak, fishing. Çadırda kalmak, stay in a tent. Giz turuna çıkmak, go sightseeing. Kelimeleri daha iyi pekiştirebilmeniz için kısa bir alıştırma daha çözüyoruz. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Eminim birçoğunuz benden önce çözmeye başladı bile. Ortadaki kelimeleri bu sefer yanda verilen resimlerin altına yazacağız. Skiing, kayak yapmak. Camping, kamp yapmak. Diving, dalış yapmak. Hiking, doğada yürüyüş. Playing snowball, kartop oynamak. Cycling, bisiklete binmek. Birinci resimdeki kişi doğada yürüyüş yapıyor. Buraya hiking yazarız. Kayak yapmak, skiing. Kartop oynamak, playing snowball. Kamp yapmak, camping. Bisiklete binmek cycling ve son olarak dalış yapmak diving Tatilde yaptığımız aktiviteleri öğrendik. Şimdi ise sırada tatilde gidebileceğimiz yerler var. Places yerler demektir. Sea deniz River nehir Lake göl Seaside deniz kenarı forest, orman. Mountain, da. Village, köy. Nature, doğa. Beach, kumsal. Pool, havuz. Tatilde gidebileceğimiz yerleri öğrendik. O halde kısa bir alıştırma çözebiliriz. Kelimeleri hatırlayalım. Lake, göl. Mountain, da. Forest, Orman, pool, havuz, beach, kumsal, sea deniz demektir. Şimdi bunları uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde kumsal vardır. Buraya beach yazarız. Da mountain. Havuz, pool. Aşağıdaki resimlere bakalım. Orman, forest. Göl, lake. Deniz, sea demektir. Vocabulary kelimeler demektir. Bu ünite içerisinde bulunan ve bilmeniz gereken kelimeler şunlardır. Ancient, tarihi, eski. Cable car, teleferik, teleferik. Call, aramak. Cuisine, yerel mutfak. Experience, deneyim. Documentary, belgesel. Famous, ünlü, fantastic, harika, join, katılmak, snow, kar, delicious, lezzetli, stay, kalmak, study, ders çalışmak, walk, yürümek, wonderful, harika. Bu zaman dilimi İngilizcede en çok kullanılan dört tane temel zaman diliminden bir tanesidir. Bu yüzden bu konuyu iyice çalışırsanız eğer diğer konuları anlamakta sıkıntı yaşamazsınız. Simple Past Tense geçmiş zaman demektir. Geçmiş zamanın kullanım şekilleri şöyledir. Geçmişte belli bir zaman diliminde başlamış ve sonlanmış eylemlerden bahsederken kullandığımız bir zamandır. Yani yaptığımız iş, eylem geçmişte başlamış ve orada sonlanmış, bitmiştir artık. Geçmiş zamanı bir de geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken de kullanırız. Kullanım kuralları oldukça kolaydır ama ezberlemeniz gereken, dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Simple past tense, geçmiş zaman konusunda fiilleri iki grupta ele alırız. Birinci grup, regular verbs dediğimiz düzenli fiiller. İkincisi ise irregular verbs dediğimiz düzensiz fiiller. İlk olarak regular verbs yani düzenli fiilleri ele alacağız. Düzenli fiiller nasıl kullanılır? Bunların kuralları nelerdir? Teker teker inceleyelim. Rules, kurallar demektir. Bakalım düzenli fiil yapmanın kuralları nelermiş? Bu fiilleri ikinci hallerine dönüştürebilmek için fiillerin sonuna kurallar uygun şekilde ya ed harfini yazarız ya sadece d ya da ied harflerini yazarız. Böylece geçmiş zamanda düzenli bir fiil elde etmiş oluruz. Birkaç tane örnek üzerinden bu kuralları ele alalım. Snow, yer yaş demektir. Bu düzenli bir fiildir. Geçmiş zamanda belirteceksek eğer sonuna e ve d yazmamız yeterlidir. Place yerleştirmek anlamına gelir. Dikkat ederseniz place'in sonunda zaten e harfi vardır. İkinci bir kez e harfini yazmamıza gerek yoktur. Sadece d harfini yazmamız yeterlidir. Place placed olarak yazılır. Worry endişelenmek demektir. Sonu y harfiyle bitiyor. Y harfini düşürür i olarak yazarız ve sonuna e ve d ekleriz. Y harfi ile ilgili dikkat etmeniz gereken önemli ayrıntı şudur. Y harfi her zaman düşmez. Y'den önceki harfe bakacağız. Eğer ünsüz bir harf bulunuyorsa o zaman düşürüp i harfini yazabiliriz. Ama y harfinden önce ünlü bir harf varsa o zaman y harfini düşürmeyiz. Direkt y'nin kendisini yazarız. Sonuna da e ve d ekleriz. Düzenli fiilleri kullanarak geçmiş zamanda olumlu bir cümle yapmak istiyorsak şu sırayı takip etmeliyiz. Cümleye her zaman bir özne başlarız. Ardından verb 2 dediğimiz fiilin ikinci halini yanına yazarız. Ve daha sonra cümleye object, nesne ile yani cümlenin geri kalanıyla devam ederiz. Örnekleri geçmeden önce özneleri hatırlayalım. I, ben demektir. We, biz. You, sen, siz. They, onlar. He erkekler için kullanılır o. She kızlar için kullanılır. O it cansız ve hayvanlar için kullanılır. O anlamına gelir. Şimdi bu kurallara uygun şekilde örnekleri inceleyelim. I brush my teeth. Ben dişlerimi fırçaladım. I ben demektir. Özleden sonra brush fiili vardır. Brush fırçalamak demektir. Bu düzenli bir fiildir. Sonuna e ve d yazmamız yeterlidir. İkinci örnek şu şekildedir. Shema danced at the party. Shema partide dans etti. Şeyma özdesinden sonra dance, dans etmek fiili vardır. Dikkat ederseniz zaten sonunda e harfi var. Bir daha e harfi yazmamıza gerek yok. Sadece d yazmamız yeterlidir. Tom played tennis with his friends. Tom arkadaşlarıyla tenis oynadı. Tom öznesinden sonra play, oynamak fiilinin sonuna e ve d harfini ekledik. Hazır yeri gelmişken kuralımızı hatırlayalım. Eğer y harfiyle biten bir fiil Y'den önce ünlü bir harf alıyorsa bu Y harfini düşürmemize gerek yoktur. Sonuna E ve D yazmamız yeterlidir. Eğer Y harfinden önce ünsüz bir harf varsa o zaman düşürür, onun yerine i yazarız, sonra e ve d harflerini ekleriz. They studied for their exam. Onlar sınavları için çalıştı. They onlar demektir. Study çalışmak anlamına gelir. Y harfiyle bittiğinden dolayı y harfini düşürürüz, i ekledikten sonra e ve d harflerini ekleriz. Y harfini düşürmemizin sebebi y'den önce d ünsüz harfinin olmasıdır. Eğer y'den önce ünlü harf varsa düşürmüyoruz, ünsüz harf varsa düşürüyoruz, onun yerine i harfini yazıyoruz. Başka bir örnek daha inceleyelim. We washed our car. Biz arabamızı yıkadık. Wash, yıkamak demektir. Düzenli bir fiil olduğundan dolayı geçmiş zamanda belirtebilmek için sonuna e ve d yazarız. The baby cried a lot. Bebek çok fazla ağladı. Cry, ağlamak demektir. Sonu Y harfiyle biter. Y harfini düşürürüz. i yazdıktan sonra E ve D harflerini yanına ekleriz. Geçmiş zaman yapabilmek için temelde iki tane fiil türü vardır dedik. Az önce düzenli olanları ile ilgili bütün kuralları inceledik, örnekleri ele aldık. Şimdi ise ikinci inceleyeceğimiz fiil grubu olan irregular verbslere bakacağız. Yani düzensiz fiiller. Düzensiz fiillerin mantığı şudur. Fiil ya tamamen değişir, bambaşka bir hale dönüşür ya da hiç değişmez, olduğu haliyle kalır. Şöyle bir soru sormakta haklısınız. Bir sürü fiil var. Hangisinin düzenli, hangisinin düzensiz olduğunu nereden bileceğiz? Bu konu çok fazla karıştırılan konulardan bir tanesidir. Yapmanız gereken şey, düzensiz fiiller bir liste halindedir. Yaklaşık olarak 150 tane fiil bulunuyor. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Ezberleyebilmek için bol bol pratik yapmalısınız. Geriye kalan binlerce fiil ise düzenlidir, az önce öğrendiğimiz kuralları uygulamalısınız. Ben dersimizin sonuna doğru düzensiz fiilleri nasıl ezberleyeceğinize dair ipucu vermeye çalışacağım ama temel mantığının her zaman pratik yapmak olduğunu unutmayın. Eğer bu listeyi odanızın herhangi bir köşesine atar, göz ucuyla her zaman kontrol ederseniz belli bir süre sonra aşina olduğunuzu göreceksiniz. Eğer temel mantığını anladıysanız birkaç tane örnek inceleyelim. Buy, satın almak demektir. Bu fiil düzensizdir, geçmiş zamanda yazılışı tamamen değişir ve bought olarak yazılır. Come, gelmek demektir, geçmiş zamanda düzensiz bir fiil olduğundan dolayı came olarak kullanılır. Cut, kesmek, aynı şekilde kalır, bir değişikliğe uğramaz. Do, yapmak demektir, ikinci hali did olarak kullanılır. Draw, çizmek demektir, ikinci hali drew olarak yazılır. Drink içmek demektir. İkinci hali drank olarak yazılır. Eat yemek yemek demektir. İkinci hali ate olarak yazılır. Genel olarak düzensiz fiilleri inceledik. Gördüğünüz gibi bazıları tamamen değişiyor, bazıları da olduğu gibi kalıyor. Bunlarla ilgili cümle kurmak istiyorsak eğer şu kurallara dikkat etmeliyiz. Cümleye her zaman bir özneyle başlarız. Ardından fiillerin ikinci hallerini kullanırız ve cümleye object, nesne dediğimiz kısma devam ederiz. Özneleri tekrar belirtelim. Şimdi düzensiz fiilleri cümle içerisinde inceleyelim. I went to beach at weekend. Ben hafta sonu plaja gittim. I ben demektir. Özneden sonra gitmek fiilini kullanmak istiyoruz. Gitmek fiili go diye yazılır aslında. Ama bunu geçmiş zamanda ifade edeceksek bu düzensiz bir fiil olduğundan dolayı tamamen değişir. Went olarak yazılır. Go düzensizdir. Went olarak yazılır. He slept early yesterday. O dün erken uyudu. Sleep uyumak demektir, düzenli halidir. Eğer bunu geçmiş zamanda belirteceksek slept olarak yazarız. It took a shower. O duş aldı, banyo yaptı. Özneden sonra take fiili vardır. Bunu geçmiş zamanda yazdığımız için tamamen değişir, took olarak yazılır. We had dinner. Biz akşam yemeği yedik. Aslında bu have dinner olarak kullanılır. Ama geçmiş zamanda have fiili had olarak değişir. They swam in the ocean. Onlar okyanusta yüzdü. Swim yüzmek demektir. Bunun ikinci hali swam olarak yazılır. Negative form olumsuz hal demektir. Eğer geçmiş zamanla ilgili olumsuz bir cümle kurmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Cümleye her zaman bir özneyle başlarız. Ardından didn't yardımcı ekini kullanırız didn't geçmiş zamanda cümleleri negatif yapar. Ve daha sonra dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var ve genellikle sınavlarda, testlerde en çok burası soruluyor. Didn't'dan sonra fiil ister düzenli olsun, ister düzensiz olsun hiçbir değişikliğe uğramadan birinci haliyle yazılır. Ve daha sonra cümleye object dediğimiz nesneyle devam ederiz. Özneleri de belirtelim. Kısacası tekrar edelim çünkü bu kısım çok önemli. Negatif cümlelerde didn't yardımcı ekini kullanırız ve didn't'dan sonra fiili hiç umursamayız, ister düzenli olsun ister düzensiz olsun bize verildiği şekliyle yani birinci şekliyle yazarız. Örnekleri inceleyelim. My mother didn't water the plants. Benim annem bitkileri sulamadı. Eğer geçmiş zamanda olumsuz bir cümle yapmak istiyorsak didn't negatiflik ekini kullanırız. Ardından fiili hiç karışmadan olduğu haliyle yani birinci haliyle yazarız. Başka bir örnek geliyor. It was cold. O soğuktu. Yani havayı kastediyor. Hava soğuktu. So I didn't take off my coat. Bu yüzden ben ceketimi çıkarmadım. I öznesinden sonra dikkat ederseniz negatif yapabilmek için didn't yardımcı eki kullanılmıştır. Daha sonra take fiili yine olduğu haliyle hiçbir değişikliğe uğramadan yazılmıştır. Sue so didn't eat anything. Sue so hiçbir şey yemedi. Negatif yapabilmek için didn't yardımcı ekini kullandık ve fiile hiç karışmadan birinci haliyle ekledik. Question form. Soru hali demektir. Simple past tense yani geçmiş zamanla ilgili soru cümlesi yapmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçmiş zamanda soru cümlelerinde cümleye did yardımcı ekiyle başlarsınız. Ardından özneyi yazarsınız. Dikkat ederseniz bu kez özneyi ikinci kısımda yazıyoruz. Ardından fiile hiç karışmadan olduğu haliyle yazarız. Ve daha sonra object dediğimiz nesne kısmına ekler soru işaretinde en sonunda kullanırız. Yine çok önemli olduğu için tekrar belirtiyorum, did kullandığımızdan dolayı yine fiili hiç karışmıyoruz, birinci haliyle kullanıyoruz. Yani kısacası, negatif cümlelerde ve soru cümlelerinde yardımcı fiiller olduğundan dolayı fiili bir daha değiştirmemize gerek yoktur. Olduğu haliyle yazmamız yeterlidir. Örnek cümleleri inceleyelim. Did you play soccer? Sen futbol oynadın mı? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleye did yardımcı ekiyle başladık. Ardından özneyi yazdık ve play, oynamak fiiline hiç karışmadan olduğu haliyle yanına ekledik. Eğer soru cümlelerine cevap vermek istiyorsak, olumlu cevaplarda yes I did, evet oynadım. Olumsuz cevaplarda ise no I didn't, hayır oynamadım diyebilirsiniz. Did she ride a horse last night? O geçen gece ata bindi mi? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleyi did ile başladık. Ride, binmek, sürmek anlamına gelen fiili hiç karışmadan olduğu haliyle yanına yazdık. Eğer cevap vereceksek, olumlu cevaplarda yes, she did, evet, bindi ya da no, she didn't, hayır, o binmedi şeklinde cevap verebilirsiniz. Did he study? O ders çalıştı mı? Did ile başladık ve fiile hiç karışmadık. Cevap vereceksek olumlu cevaplarda yes he did. Olumsuz cevaplarda ise no he didn't. Did they make a snowman? Onlar kardan adam yaptı mı? Soru cümlesi olduğu için did kullandık. Make hiç karışmadan birinci haliyle yanına ekledik. Olumlu cevap vereceksek yes they did. Olumsuz cevap vereceksek no they didn't. Geçmiş zamanla ilgili bütün kurallara değinmeye çalıştım ve size örneklerle somut bir şekilde anlattım. Genel olarak geçmiş zamanın tüm kuralları bu şekilde. Bu cümleler içerisinde bazen zaman ifadeleri görebilirsiniz. Time expressions zaman ifadeleri demektir. Geçmiş zamanda kullanılan zaman kelimeleri şunlardır. Yesterday, dün demektir. Last, geçen anlamına gelir. Örneğin last week, geçen hafta. Last year, geçen yıl. Last month, geçen ay gibi. Ago, önce anlamına gelir. Ten weeks ago, on hafta önce. Örneklere bakalım. I lived in Istanbul ten years ago. Ben on yıl önce İstanbul'da yaşadım. She went to shopping yesterday. O dün alışverişe gitti. Gördüğünüz gibi bu zaman ifadelerinde geçmiş zamanda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu zaman kelimelerinde geçmiş zamandaki cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geçmiş zamanda iki ana fiil çeşidi vardır dedik. Düzenli fiiller ve düzensiz fiiller. Düzenli fiillerin kurallarını hatırladık bunlar kolaydı. Ama düzensiz fiiller kısmı biraz karışık. Düzensiz fiiller bir liste halinde bulunur ve bunları ezberlemeniz gerekiyor demiştim. Tabii ki bunları ezberlemek çok kolay değildir ama biz kolay yolunu bulup bunları basit bir şekilde ezberleyebiliriz. Örneğin, bu fiillerin bazıları gruplar halindedir. Teker teker sırasıyla ezberlemek yerine bunları gruplara ayırabilirsiniz. Bazılarının yazılışları, bazılarının okunuşları, bazılarının ise sonuçları birbirine benziyor, kendinize göre gruplar oluşturarak bunları ezberleyebilirsiniz. Örneğin, speak konuşmak demektir. Spoken, bunun geçmiş zamandaki düzensiz halidir. Wake, uyanmak, woken, geçmiş zamandaki halidir. Gördüğünüz gibi spoken, woken, birbirine benziyor sonları. Bu yüzden ezberlemeniz kolaydır. Bir melodi şeklinde bunları ezberleyebilirsiniz. Kolayca ezberleyebilmek için uygulayabileceğiniz ikinci yöntem şudur. Düzensiz fiillerin hepsi her yerde her zaman çok sık bir şekilde kullanılmazlar. Bunlardan en yaygın olanlarını belirleyip ezberlemeye onlardan başlayabilirsiniz. Böylece yükünüz hafifler ve kolayca ezberlemiş olursunuz. Ben yaygın olanlarını göstereceğim, ama sizin her zaman karşılaştığınız yeni bir şey varsa, kendi listenize eklemeyi unutmayın. Say, söylemek set olarak kullanılır. Go, went olarak. Come, came. No, new olarak. Get, got. Give, gave. Become, became. Find, found. Think, thought see, so. saw. Bunlar benim çok sık karşılaştığım en yaygın kullanılan fiillerdir. Sizin de karşılaştıklarınız varsa onları ekleyip bunları bir köşeye asarak başlayabilirsiniz. Bir şeyi ezberlemenin akılda tutmanın en iyi yolu oyunlardır. Bu yüzden üçüncü yöntemimiz oyunlarla ilgili. Bunları bir oyun halinde ezberleyebilirsiniz. Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirerek benim kendi uygulamamda bulunan oyunları da oynayabilirsiniz. Ayrıca bu konuda uzman olan The British Council'ın quiz tarzı oyunlarını ya da Macmillan Dictionary'nin çarklarını oynayabilirsiniz. Böylece aklınızda daha iyi kalmış olur. Dördüncü yöntem ise cümle yapısıyla alakalı. Cümlelerin bir bütün olduğunu unutmayın. Yani hepsi birlikte daha anlamlı bir şekilde kullanılır. Fiiller de cümlelerin bir parçasıdır. Bu yüzden bu fiilleri eğer cümleler içerisinde incelerseniz, cümle kurarak ezberlersiniz, daha kolay ve daha kılıcı bir şekilde ezberlemiş olursunuz. Bir kağıt ve kalem alıp kendi cümlelerinizi kurmayı ihmal etmeyin. Hatta şu an başlayabilirsiniz. Beşinci yöntem ise şarkılarla ilgilidir. Şarkılar da tıpkı oyunlar gibi bir şeyi ezberlemenin en eğlenceli yollarından bir tanesidir. Fiilleri daha anlamlı hale getirebilmek için müzik yoluyla ya da şarkı yoluyla öğrenebilirsiniz. Bu konuda YouTube platformu oldukça önemlidir. YouTube'dan bu konuyla ilgili aratma yaparak çeşitli şarkılara ulaşabilirsiniz. Bu şarkıları siz de video ile birlikte tekrar edin. Böylece daha kolay bir şekilde ezberlersiniz. Ben 3 tane örnek şarkıyı ekledim. Böylece bu şarkılara ulaşıp hatta kendiniz çeşitli şarkılar bularak kolayca ezberleyebilirsiniz. Geçmiş zamanla ilgili öğrenmeniz gereken her şeye değindik. Ama şimdi sıra sizde. Test time, test zamanı. Öğrendiklerinizi test edelim. Eğer daha fazla test çözmek istiyorsanız Jasmine Akademi uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca verilen süre sizin için yeterli değilse önce videoyu durdurup daha sonra soruyu çözebilirsiniz. Hazırsanız birinci soru geliyor.